Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve tam olarak önceki bölümde kaldığımız yerdeyiz. Evet. İlk olarak bana ne lazım? Ya da köprü lazım. Köprü demişim. Kule lazım demiştim. Bu arada bunlar nedir diye soracak olursanız, MFR'ın biofuel'da enerji üreten arkadaşları, bunlar lazım çünkü bana RF lazım ve elimde RF üreten tek arkadaşlar bunlar. Aslında birkaç tane daha var ama ve bu da tüm Ender Pearl'lerimi yiyen arkadaş Dimensional Bridge Stabilizer. Iron Block, Diamond ve Ender Pearl. Bunlar ne işime yarayacak diye soracak olursanız şöyle dizelim. Ve ardından buna bir wrench ile dokunalım. Ah, bu wrench'i kabul etmiyormuş. Bakalım Buildcraft'ın wrench'ini kabul edecek mi? Yoksa modun kendi wrench'ini craft etmem gerekecek. Lanet olsun ki. Ha, tamam, kabul etti. Gördüğünüz gibi doluyor RF ile. Modu normalde tutun. Evet. Gayet güzel çalışıyor. Bu arada geçici bir yer. Bir saniye, yanlış kart mı yaptım? Kart. Identification card. Location. İlginç. Neyse. Şimdi gelin diğer parçasına. Bunun için de biraz gereksiz fazla craft ettiğim portal frame'ler. Portal controller. Şu şekilde craft ediliyor. Bu arada portal frame'ler de bu şekilde ortaya. Quartz block. Çevre bu. Dialing device ise network interface. O da bu şekilde. Falan filan. Ve şimdi portalımızı nereye kuralım? Tabii ki de evimizin ortasına. Bu arada portalları istediğiniz bir şekilde kurabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Sen dialing device ol. Şimdi buna eğer wrench ile tıklarsak ya da dur. Evet. Ve şuna bir adet wrench ile tıklayıp bunun ID'sini belirleyelim. Sen tamamdır. Ve şimdi diğer tarafa geçelim. Diğer taraf nedir diye soracak olursanız Quarry'miz. Çeklerimizi atalım. Lan, elmalarım nerede? Dalga mı geçiyorsun? Elmalar bağlandı. Ha, nihayet. Bağlı elmalarım var. Bug'lı elmalar abla, bug'lı elmalar diyerek
Kore'ye gidip geliyorum hemen. Evet, kartımız biraz dörtlemiş. Onunla daha sonra ilgileneceğim. Evet ve kuarimize geldik. Bu arada ufak detay, karta tam zamanda yetişmeseydim eğer patlama olabilirdi. Ve fosiller gelin. Kömür git. Sen git. Iron ore sen de git. Fosil gel. Ah. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Portal controller. Frame. Silent device. Ardından tamamdır. Ve sonra crowbar'la da tıklayabiliyormuşuz. Tamam. Sen name tag ol. Save. Silent device. Ha dur. Add. Accept. Evet. Ve eğer evi çevirirsek eve geliyoruz. Terminate diyelim. Bunun yanı sıra add. Accept. Dial. Terminate. Tamamdır. Uhuhu. Evet, core'imiz de bayağı bir kazmış bu arada. Neyse, şimdi eve geri dönelim. Bu arada enerjiyi bunlar. Göstereceğim hemen. Şu arkadaş bile kullanıyor. Tüm enerjiyi bu arkadaş sağlıyor. Inventory ne yapıyor? Inventory what are you doing? Inventory stop. Ve benim önemli bir problemim var. Ender problem var mı? Çünkü Anchor kartı kırdığım gibi Ender problem de gitmiş oldu. Hemen bir bakalım. Ah, lanet. Başka bir yerde de Eye of Ender istemiyordum, Ender Pearl istiyordum. Tüm heyecanım. Tüm mutluluğum ama. Evet, o zaman şimdi kartı döşemiyoruz. Suyunu koyuyoruz. Dalga mı geçiyorsun? Sıralar inventörüm dört. Bugün inventörüm cidden dörtlüyor. Yabancı. Her cisim. Şimdi bakalım şimdi dörtleyecek mi? Bir oyunu yeniden başlatıp kapayım. Birazdan. Önce şunu
Halledelim. Bakalım bu bir problem çıkartacak mı? Evet, çıkartacak. Evet, geri döndüm. Tamamdır. Sorunumuz düzeldi. Sen... Ama öncelikle... Mulç'u bitir. Sonra fertilizer'ları buraya atalım. Tamamdır. Misler gibi. Bu arada şuna daha fazla portal ekleyebilmek için daha fazla kat eklememiz lazım. Onu daha sonra halledeceğim. Ve şimdilik bir gündüz yapıp trenimizi yerine koyamayız. Çünkü Ender Pearl'ümüz yok. Bakalım buralarda bir Enderman, Enderman, Friendly Neighborhood Enderman var mı? Varmış. Agrolayalım. Öldüm. Ardından Enderman'imiz hangisinin canı az? Bir şey düşmedi. Ne haber? Ha, tamamdır. Bir adet Ender Pearl tamam. Bunların leashleri kaybolmuş. Evet, işleri kaybolmadı, sadece renderlanmıyor. Hallederiz. Bilinen bir vanilla bug. Kasada bir vanilla bug'a rastlamak. Güzel şeyler. Ardından tank kartımıza gelelim. Link created. Sonra sen gel. Link started, link created. Sonra da sen gel. Link started, link created. Aa, tamam, dur, devam ediyormuş. Güzel. Running. Çalış. Tamamdır. 100 dereceye gelsin. Ondan hazır bir öldük size.
Bunun karşısında durmanın tehlikelerini göstereceğim. Öldük bir daha ölelim. Ya da boş verin. Önünde durursanız ölüyorsunuz, onu söyleyeyim. Ah. Şimdi bunların hepsini hallettiğimize göre... Evet, kuarimiz durdu doğal olarak. Bunların bazılarını eve elle aktaralım. Tabii. Seni, 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 seni. Ve sizi çevirdikten sonra ve şuna otomatik terminate için bir sistem döşeyeceğim bir ara. Bu arada şunları gösterdim mi bilmiyorum ama kabustonları vesaire vesaireyi bu otomatik olarak yok ediyor. Bu sayede buraya daha az item gidiyor, daha zor bir biçimde. Ha. Options. Buna ne sebep oluyor şu an? Evet. Aa, portaldan geçmek galiba. Sanırım Enhance Portal bug'lı biraz. Şunu diyelim. Dünyadan çıkıp girmek işe yarıyor. Bakalım. Evet. Dünyadan çıkıp girmek işe yarıyor. Aynı şekilde şuradan tekrar geçersek düzeliyor mu? Evet, oluyor. Tamam, suçlumuzu bulduk. Suçlumuz Enhance Portals. Lanet olsun ki. Ben bunu biraz inceleyeyim. Şimdilik dursun böyle. Bakalım. Sorunun kaynağı neymiş? Enhance Portal bug'lı çıktı. Ve hemen bir süremize bakıp geliyorum. Evet ve bu arkadaşımız buraya geri geldi. Yay. Evet, bu esnada yapabileceğim başka neler var ona bir bakayım. Senin yerini dolduracağız yakında. Senin yerine başka biri gelecek. O şeyde nasıl ona girmeyebilirim? Neye girsem? Onu merak ediyorum. Major Pursuit'e girmek bana ne kadara patlayacak şimdi? Temeline bir girelim. Eksik. Aluminium plate.
Applied enerji sistemi dörplüyor. Ha tamam. Tamam, bana 3 tane plate craft et. Bu insanı benim başka neye ihtiyacım olacak? Machine parts ve storage circuit. Tamamdır. Computer monitörümüz hazır. Bunları otomatikleştireceğim gerçi. Şimdi sen gel. Aa, bana bir de Steel Machine Hall lazım. Şimdi Data Storage Circuit. 3 tane var. Sen ne istiyordun? Neden circuit ve dokuz. Kompresör gel. Tamamdır. Ardından daha fazla kompütür monitör lazım. Bunun için gerek yok. Armor. Leggings. Alüminyum machine hall istemedim. Neyse, yapmış oldu. 6 7 bir 4 tane daha. Evet. Neyse. Şimdi şunu yerleştirelim bir yere. Neresi güzel olabilir? Enerji ihtiyacı yok bunun. Tabii ki de geçici ama asla kaldırmadığımız itemler değil mi? Mekanı. Evet. Major Pursuits nedir diye soracak olursanız. Aslında chestplate yerine diğer şeylere girişebilirdim ama. Leggings. Bolt. Evet. Gördüğünüz gibi herhangi bir zırh eklemedi. Çünkü ekleyemiyor şu an. Eklemesi için buradan modülü eklememiz lazım. Şu an bana biraz zırh lazım, o yüzden bana bir ne ekleyebilirim? Advanced plating. 2 adet. Sıra bunun jetpack'ini istiyor. Iron thruster. System. Magnet. Magnet ve control circuit. Magnet uğraştırıcı. Onu daha sonra yapacağız. O zaman ne yapıyoruz? İki tane Advanced Plating. Ve bunları ayakkabımıza ve botlarımıza koyuyoruz ama hala bir zırhımız yok. Çünkü kalınlıklarını ayarlamamız gerekiyor. Ağırlığı çok fazla abartmayın. Aksi halde hız sorunları yaşayabilirsiniz. Neden söylemesi. Ve ardından
Hızlıca halledelim şurada. Extruder. I love you. Gel bakalım. Ah. Doğru. Şu eksik. Bunun sıra... Evet, daha Advanced Circuit ve şu circuitlerin crafting'ini ilginç bir biçimde otomatikleştireceğim. Bir adet olan plate'imiz daha arttı. Ve bu yarım saat sürecek. Ah. Neyse, şimdi bu zırhlara ekleyebileceğimiz... Orada sen... Bunu seni de yapabilirim. Bu zırhlara ekleyebileceğimiz şeyler. Shock Absorber. Düşüş hızını... Düşüşte damage almana engelliyor. Bu arada servo motor yapabiliyor muyum? Evet, yapabiliyorum. O zaman Shock Absorber ekleyeceğim. Bu sayede düşerken güç kaybetmeyeceğim. Bu arada kinetik jeneratör. Motor ve kontrol circuit. Kontrol circuit'i yapamıyorum. Yapabiliyoruz aslında. O zaman ben onun için gerekli malzemeleri ve otomatikleştirmeleri bölüm arası hallederim. Bunun yanı sıra başka ne yapabiliyorum? Kinetik jeneratör bu arada bayağı işimize yarayabilecek bir şey. Elit bateri HV kapasitör istiyor. HV kapasitörümüz ne istiyor? Lepatron kristal 2 adet ve 6 adet krom. Kromumuz yok. Ama bunu yapabilirim. Evet, bunu yapabilirim. Medium voltage kapasitör. Tabii şu an inventörümdeki her şey ortak bir enerji haznesi ona göre. Aslında dur. Kapasitör yapmama gerek yok. Servo motor ve bir, iki. Tabii ki de. Tamamdır. Bu hazır olduğuna göre servo motor. Diğeri neydi? Kinetik jeneratörün. Control circuit. Control circuit uğraştıracak. Processor circuit board, buna bir adet advanced circuit ve platinum plate. Neyse ki platinumumuz var, azıcık da olsa. Gold dust'ımızı da alalım. Şuna koyalım. Steel'e ihtiyacımız olacak her daim. Platinum plate ve Advanced Circuit. Gidin. Ha, bu arada size Iron'ları nasıl işlediğimi söyleyeceğim. Şu Blast Furnace'ın içine eğer Iron Ore'lara bakalım. Onları Blast Furnace'ın içine Calcite'la birlikte atarsanız 3 tane ore veriyor. Bu arada calcite ise nasıl elde ediyordum diye soracak olursanız marble dust ile elde ediliyor.
Marvel'da aslında tahmin edebileceğiniz gibi Marvel'ın Macerator'a sokulmasıyla elde ediliyor. 9 tane yapılıyor hatta. Evet, bu şekilde. Unutmadan kendi bir test daha senden yapacağım. Orada bana Shock Absorber da lazımdı. Shock Absorber ne istiyorum? Bir bakalım. İki Selenoid ve iki Wool. Tamamdır. O zaman stringlerimin hepsini de tüketmişim. Aslında bir kısmı duruyor başka bir yerde. Şurada Rock Crusher'larda. Evet. Ve Shock Absorber'ımızı koyalım. Bunun anlamı ama enerjiyi nereden alacak? Evet, enerjiyi bir yerden çekiyor. Muhtemelen şundan ya da şunların birinden. Buradan Lepe'yi inventory'imde tutarsam onun da şarjı duruyor. Kullanılacak mı? Evet, kullanılır tahminen. Evet. Major Pursuit böyle bir mod. Tamam. Bu arada görüntüsü şu an şöyle duruyor fakat bunu istemiyorum. L'ye basalım. Evet ve gördüğünüz gibi görüntülerini gizliyorum bu şekilde. Valla. Şu an bunu takarsam evet bu da gözükmeyecek. Zırh giyiyorum ama zırh giymiyormuş gibi görünüyorum. İşte Major Pursuit sevme sebepleri. Ve alüminyum. Sana da zırh parçamızı koyalım. Gafa zırhı. Tamamdır. Ve bunu giyindiğimizde bayağı güzel korunuyoruz artık. Tabii her şeyin zırhı olup da bunun olmaması üstümüzdeki tek görüntü jetpack. Tek görüntü kirliliği. Ve sanırım şu da hazır olacak birazdan. Evet. Sana bir de ne lazımdı? Enerji follow circuit mi lazımdı? Evet, enerji follow circuit. O zaman bunu bir sonraki bölüme bırakacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler. İyi eğlenceler.